BYK Moto Vlog'dan herkese merhaba dostlar. 1,5 yıllık deneyimden, 1,5 yıllık birliktelikten sonra kendi motorum Gölge ile Yamaha R6 ile bir inceleme videosu çekiyor olacağız. Kendisinin artısını, eksisini, bütün detaylarını dile getiriyor olacağız. Bu arada ilk defa bir inceleme videosu çekiyorum. İlk defa kameranın karşısında böyle konuşuyorum. Bu videoyu çekmek sürekli aklımdaydı ama çekmeyi hiç istemiyordum. Bunun da iki sebebi vardı. Bu sebeplerden ilki bugüne kadar motosiklet incelemeleri yapan o kişinin efsane oluşundan ötürüydü. Rahmetli altın elbiseli adamdan sonra bu dalda video atmak istemedim. Ben kendi halimde eğlenip moto vlogumu çekmeye devam ediyordum. İkinci sebebi ise Yamaha R6'nın üretiminin durdurulmuş olmasıydı. Evet, ne yazık ki bu canavarın üretimi durduruldu. Yerine ne geldi, neden durduruldu, bunlardan az sonra bahsediyor olacağız. Peki üretimi durdurulmuş bir motosikletin neden incelemesini yapıyoruz? Bunları da dile getirmeden önce hemen bir intromuzu patlatalım. Gerçekten canavar bir motosiklet. Kendi dalının 600 cc sınıfının en iyilerinden. Biz neden üretimi durdurulmuş bir motosikletin incelemesini yapıyoruz? Ben neden bu kamera karşısındayım? Önce ondan bahsetmek istiyorum dostlar. Arkadaşlar, bu motosiklete birazcık haksızlık edildi doğrusu. Bu motorun bir ruhu var. Bindiğiniz motosikleti seviyorsanız, karı kız için, başka insanlara şov yapmak için binmiyorsanız, gerçekten bu zevki yaşamak için biniyorsanız, zaten aranızda mutlaka bir bağ kurulmuş olur. Hani vardı ya bir görüntü, şöyle Venom alıyordu, bağlantıyı kuruyordu eliyle falan. Aynen öyle yani. Ben bir 1,5 yıl önce bu motoru ilk aldığım gün dostlar, garajın kapısını kapattım, başının önünde oturdum, baktım. Öyle baktım birkaç dakika. Ya gerçekten sen benim misin dedim. Yani o kadar uzun süre hayalini kurdum çıktığı ilk zamandan beri. Daha doğrusu gördüğüm ilk zamandan beri. Tabii öncesinde kırlangıçtı, ben bunu istiyorken yeni kasa nasip oldu. Bizler ve benim gibi birçok dostum bu motora böyle bir hayranlık besliyorken, birilerinin çıkıp bu motorda karı kız motoru ya da insanlara güzel görünüyor diye ben bu motoru alıyorum deyişi benim zoruma gitti. O yüzden incelemesini çekiyoruz. Bu motorun karı kız dışında ne artısı var, ne gibi güzellikleri var, ruhunun temellerinde neler yatıyor, hepsinden bahsediyor olacağız dostlar. 99'dan 2020 yılına kadar Yamaha R6 üretimine devam etti. Kendini geliştirmeye, insanları kendine bağlamaya, büyülemeye devam etti. 2020 yılının sonunda ise emisyon kısıtlamalarından dolayı ve Yamaha'nın daha ortalama düzeyde bir motosiklet çıkarma isteğinden dolayı üretimi durduruldu ve yerine R7 getirildi. R7'den de bahsedeceğiz ama odağımız şu an Gölge. Önümüzde duran 2017 model bir Yamaha R6, Yamaha R6'nın 4. serisi. Aslında 3. serinin daha güzel kıyafetlerle, daha keskin hatlarla giydirilmiş hali diyebiliriz. Yani kırlangıç kasanın. Yamaha mühendisleri ise motorunda sadece ufak tefek değişiklikler yaptığını söylüyor ama yaptığı o gizli ufak değişiklikler motoru gerçekten değiştiriyor. Kırlangıçla arasında ciddi farklar var. Üretime devam edecek fakat Yamaha R6 sadece pistler için üretilecek bundan sonra. Sokak versiyonu üretilmeyecek. Sokak versiyonunun da en son hali Gölge bizimle birlikte. R7 ise MT7 bloğunun kıyafetlerle giydirilmiş hali. Aslında tamamen bağımsız, yani yanına yaklaşamayacağı bir motosiklet fakat yanlış reklam ya da yanlış cümlelerle tanıtıldığı için herkes R6'nın bir üst modeli olacağını sandı R7'nin, fakat asla değil, MT7'nin giydirilmiş hali diyebiliriz. Bu motoru dostlar ben 1,5 yıl boyunca viraj yapmak için kullanmadım doğrusu ama bu motorun doğası viraj. Bizim buralarda her ne kadar temiz virajlı yollar bulamasam da son zamanlarda artık limitlerini keşfetmeye başladıktan sonra virajlardan çıkamaz oldum. Çünkü bu motor viraj motoru, tamamen pist odaklı, yarış odaklı. Şasesinin diğer motorlara nazaran kısa oluşundan ötürü ani manevralar yapmaya çok müsait bir motosiklet. Aslında herkesin o yakında oturuş pozisyonunun artısı var. Yani amacı o zaten bu motorun. Diğer 600'lüklerden ve birçok motosikletten daha yüksek bir selesi var. Ben oturduğumda böyle oluyor. Yakındığım bir şey varsa o da bu mesafenin birazcık kısa oluşu olabilir. Şu an net olarak görünmüyor fakat yüksek hızlarda kapandığımda böyle neredeyse kadranın içindeymiş gibi hissediyorum. Bu da gidon mesafesinin yakın olmasından ötürü. Aşağıda oluşundan ötürü de insanlar çok fazla elim ağrıyor, bileğim ağrıyor, ay binemiyorum, belim çatlıyor gibi şeyler demeye başlıyor bu motora bindikten sonra. Ancak binmeyi bilen bir kişinin bileği ağrımayacaktır. Siz oturup böyle sürerseniz bileğiniz ağrır tabii ki, ya bir de zarganaysanız muhakkak ağrır. Ama gidonu olması gerektiği gibi paralel bir şekilde tutarsam bileğinizde hiçbir ağrı yaşama ihtimaliniz yok diyebilirim. Ama oturuş pozisyonu gerçekten günlük kullanıma kesinlikle uygun değil. Bu kadar yorucuyken ben neden tercih ettim R6'yı, hemen artılarına geçelim. Bahsetmekle bitmeyecek ama kısa geçmeye çalışacağım. İlk numarası benim için en güçlü 600 cc motorlardan biri oluşu diyeceğim. Çünkü en güçlü 600 cc dersem ortalık karışacak. Jigsercılar gelecek, Honda'cılar gelecek, Kawasaki'ciler gelecek, hiç uğraşamam.
sürücü ve ortam koşullarına bağlı olarak bu gibi şeyler değişkenlik gösterir. Şöyle söyleyebilirim, diğer tüm 600'lüklerle sürüş yaptım. Hatta ikisinin üçünün kanalda videosu var. Açık ara gölge önde gidiyor. Kullanıcılarıyla birlikte de gazladığımız oldu. Gölge tokatlıyor yani. Alınma darılma yok. Diğer R6'lardan da güçlü gidiyor benim motorum. Yeni kasa oluşunun elbette artısı var Quick Shifter'la birlikte. İkinci artısı kesinlikle tasarımı arkadaşlar. Herkesi cezbeden bir tasarımı var. Kuyruk detayları olsun, aynalarının güzelliği olsun, şu sivri uçlu güzel tasarımlı grenajlar olsun, deposunun kavisli oluşu, detaylar falan. Yani detaylara girecek olursak boğuluruz. Gerçekten çok güzel detayları var bu motorun. Üçüncü, en beğendiğim artılarından biri de arkadaşlar, yaklaşık 6500 devirde bu motorun çığlık modunu açıyor olması. İçinden yeni bir R6 çıkıyor. Esasında R6 gücünü tamamen o devirde ortaya çıkarıyor. Hatta kadranda o devire bir R6 logosu yapıştırmışlar. Yani o deviri açtıktan sonra R6'nın gücünü doruklarında hissetmeye başlayacaksın demek bu. Tabii bunun da bazen eksisi olabiliyor. Çünkü yaklaşık 6500-8000 devirden sonra motosiklette bir patlama gücü ortaya çıkıyor. Ve o esnada siz tekerdeyseniz, bir kekoysanız, patlama gücüyle birlikte güç lineer bir şekilde gelmediği için ansızın sizi fırlatacaktır ve tehlikeli bir durum yaşatacaktır. Denendi, onaylandı ama şimdiler ona da alıştım. Bu motosikletin tasarım artılarından bahsediyorken aynaları söyledim, ancak aynaların tekrar üstünden geçmek istiyorum. Çünkü aynalar çok güzel gerçekten. Diğer 600'lüklerin hepsinden güzel. Hem kavisli yapısı hem de iki katlı ayarlanabilir oluşundan ötürü bu aynalar gerçekten göz bebeği. Ayrıca üzerinde sinyaller de var. Aynalara aşığım diyebilirim. Bazen katladığımız oluyor yoğun trafikten ötürü. Ondan sonra açmayı unuttuğum dakikalarda kapalı kalıyor. Hatta laf edenler oluyor ama aynalarımız açık. Üzerinde fabrika çıkışı Quick Shifter var. Sadece yukarıya çalışıyor. Hem daha güzel bir sürüş zevki hem de ses anlamı anlamında mükemmel bir şölen yaşatıyor diyebilirim. Çünkü bu motorun diğer bir artısı var. Sesi arkadaşlar. Çok ikonik bir sesi var. Dediğimiz devirlerden sonra bu motor çığlık atmaya başlıyor. Yani R6'nın sesini bir kere duyan, o yüksek devirlerde duyduğunda o çığlığın sahibinin R6 olduğunu bilecektir. Mükemmel bir sesi var. Bana kalırsa R serisinin en güzel sesine sahip. Çünkü kardeşi R25, R3 çift silindir. Abisi R1 ise crossplay'in bir sisteme sahip. Yani daha farklı çalışıyor. Sesi böyle çığlık atarca değil de biraz daha tok. Amerikan arabaları gibi ses çıkarıyor. Eksilerine geçmeden önce teknik özelliklerinden de kısaca bahsedelim. İlk bahsettiğim şey olmadı çünkü çoğu kişi için sıkıcı veriler bunlar ama hızlıca söyleyelim. Yamaha R6 14.500 devirde 122 beygir güç üreten bir motosiklet. Ortalama 10.000-11.000 devirde ise 57.5 yani 58 Nm torka sahip. Düşük devirleri gayet güçsüz. Bu motorun olayı yüksek devirde arkadaşlar. Hız odaklı bir motosiklet. İnternette veriler kısmında gördüğüm kadarıyla maksimum hızı fabrika çıkışı olarak 270 görünüyor. Ancak bu motor stok bir motor. Sadece MIV marka bir egzoz var üzerinde full sistem. Biz ise çok fazla sıkmadan 289 gördük. Tekrar deneme yapıyor olacağız. İstanbul yolculuğumuz olacak ileride inşallah. O zaman top speed'i tekrar deniyor olacağız yolda. 17 litre bir yakıt kapasitesi var. Hemen yakmasıyla meşhurdur kendisi. Yakıt sarfiyatı bir diğer konusu. Arkadaşlar diğer R6'lar yani kırlangıçlar veya daha eskileri gerçekten yakıtı harcayan eriten motosikletlerdi. Ancak ben gölgeyle o kadar yoğun, o kadar sıkı sürüş yapmama rağmen öyle bir yakıt tüketimi göremiyorum. Yani o motorlar ortalama tahminimce 10-11 litre yakıyor kırlangıç kasalar ve altları. Ancak gölgede ben bu kadar sıkmama rağmen 8 litreleri görüyorum. Göstergenin doğruluğunda test etme aşamasındayım. Yani diğer kırlangıç kasa sahiplerinin şikayetçi olduğu yakıt tüketimi bunda çok da söz konusu değil gibi. Tabii ki yükselen benzin fiyatlarıyla yakıttan şikayet etmemek mümkün değil ama diğer motorlara kıyas yaparsak ideal diyebiliriz. Ön fren disklerimiz 320 mm olmakla birlikte arka fren disklerimiz ise 220 mm ABS'li olarak geliyor arkadaşlar. Frenlerden gayet memnunum. Bir 600'lük klasmanında gayet yeterli diyebilirim. Neyse, artılarında boğulur gibi oldum yine. Eksilerine hızlıca geçiş yapalım. Fazla motorumuzu övmüş gibi olmayalım. Fabrika çıkışı lastiğinden falan bahsetmeyeceğim çünkü arkadaşlar üretimi bitti. Eksilerinde benim için bir numara, bu motosikletin yakıt göstergesi yok arkadaşlar. 2017 model full teknolojik bir motosiklette nasıl yakıt göstergesi yok? Sadece 30-40 km yakıtınız kaldığında bir ışık yakıyor. Ve yeni kasa R1'lerde de bu durum var. Sadece R6'ya özel değil. R serisinin abilerinde yakıt göstergesi ne yazık ki yok. Bu motosikletin bir diğer eksisi ise çok ilginç bir şekilde yine gidon amortisörü olmayışı. Çırpınmalarıyla, tank slipperlarıyla ünlü bir motosiklet bu Yamaha R6. Ama Yamaha mühendisleri yine de bu motosiklete gidon amortisörü koymamış arkadaşlar. Bizim ekstra olarak almamız lazım. Bizde de bunca zaman vardı. 1,5 yıldır eski sahibinden
kalan bir gidon amortisörü vardı ama bu hafta çıkarttık onu çünkü Çin malıymış ve gidonumuzda birazcık tahribat yaratmış. O yüzden çıkardık, hemen daha kaliteli, daha iyi bir gidon amortisörü ile değiştiriyor olacağız. Bir diğer eksisi ise arkadaşlar artçı koltuğu. Bizim o konuda çok sorunumuz yok. Sorunu büyük oranda yaşayan kişiler, arkasına kız almak için bu motosikleti alan kişilerde olacaktır. Çünkü arkadaşlar artçı koltuğu bir karıştan daha küçük diyebilirim. Yani sadece bir yana alabileceğiniz şekilde tasarlanmış bir artçı koltuğuna sahip. Küçücük ve rahat da değil. Ben zaten motosiklete artçıyla binmeyi seven biri değilim. O yüzden bizim şu an mono kapağımız var. Koltuğu çıkardık, attık. Tek kişilik bir motosiklet şu an gölge. Ama acil bir durum olduğunda falan da çıkarıp koltuğu yerleştirebiliyoruz. Onun dışında bir diğer eksisi ise arkadaşlar benim yaşamadığım fakat yurt dışında beni Yamaha R6 ile tanıyıp mesaj atan kişilerden gördüğüm kadarıyla cold start sorunu arkadaşlar. Yani bu motor ilk çalıştığında bazen tek marşta çalışmıyormuş ya da uzun sürüyormuş ya da kesilir gibi şeyler yaşanıyormuş. Bizde olmuyor doğrusu. Tek marşta çalışıyor. Hatta şöyle bir gösterebilirim hemen. Şu an motorumuz 41 derece. 40 derecede ısı low görünüyor. Yani soğukken çalışmış oluyor. Hemen verelim. Tek seferde bir saniyeden daha kısa bir sürede çalışıyor gölge. Felaket bir sesi var. Şu an hatırladığım kadarıyla eksilerde bu kadar arkadaşlar. Büyük kronik sorunları yok. Gerekli bakımlar yapıldığı takdirde size sorunlar yaşatmayacaktır. En azından ben yaşamadım, yaşamıyorum. Hemen bir de aksiyon kamerasıyla yola çıkalım. Yolda bir sürüş zevkinin, sesinin tadına bakalım arkadaşlar. Hadi geçelim. Evet, tekrardan merhaba dostlar. Bugün ikinci gündeyiz doğrusu. Kaydı aldığımız gün yorgunluktan artık bittik. Ayrıca akşam saati oldu. O yüzden aksiyon kamerası kaydını da karanlık bir dilimde harcamak istemedim. Çünkü güzel bir video olsun diye gerçekten bayağı uğraştık. Dillendirmeyi unuttuğum çok önemli bir nokta var. Onu şimdi söyleyeceğim. Söylemeden önce siz de dostlar videoyu bu kadar uğraşın ardından videoyu beğendiysek şu beğeni butonunu bir yumruklayıp abone ol butonunu da tokatlamayı unutmayalım. Bahsettiğim o yakıt olayını kontrol ediyor olacağız. Şu an gördüğünüz üzere yakıt ışığım yanıyor ve göstergeden de görebildiğiniz üzere herhangi bir yakıt göstergesi, bir bar vesaire yok. Göstergemiz de bu arada gayet güzel. Ara kesitlerde görüntü olarak koymuştum fakat dillendirmemişiz. 3 farklı modu var. 6 kademeli TCS'si var. Traction Control Sistemi. Onun haricinde motorun sıcaklığını gösteren bir derece ve de çok güzel analog bir devir göstergemiz var. Şimdi yakıtı alacağız dostlar. Yakıtı fulllemiştim. Kilometre sayıcını sıfırladım. Full bir depoyla, yani 17 litreyle. Az sonra da görürüz kaç litre alacağız. Kaç kilometre gitti? Bunu bölüp hesaplayacağız. 100 kilometrede gerçekten 7 litre mi yakıyor? Bunu görüyor olacağız. Averaj, yani ortalama 100 kilometrede 7 litreden ibaret. Şimdi fullleyelim bakalım. Ben de merakla bekliyorum. Çünkü bunca zaman hiç kontrol etmedim. Merhaba, fullleyebilir miyiz? Şu alt taraftaki çizgiye kadar dolduralım, olur mu? Yeterli, evet. Bir tık da fazla oldu. Sorun değil, sorun değil. Yeterli. O benzin damlacıkları boyaya da kaplamaya da zarar veriyor. Fakat bunun için kimsenin kalbini kırmaya gerek yok. Evet dostlar, 13,5 litre aldı. Çünkü tam bitirmedik depoyu. Gerek yok risk etmeye. 181 kilometre yapmışız. 17 kilometre ise benzin ışığı yandıktan sonra yapmışız. Yani 198 yapar. Düz 200 kilometre dersek 100 kilometrede yaktığı yakıt ise 13,5 litrenin yarısı yapar. O da 7 litre bile yapmıyor dostlar. Ben kullandığım bu 200 kilometrelik dilimde... Böyle çıkışlar yaptım. Kayıtta izlemiş olduğunuz tek tekerleri yaptım. Tabii ki her zaman böyle konuşmuyorum. Hem yollar müsait değil. Sonuçta ben bunu günlük olarak kullanıyorum. Şehir içinde ara ara hızlanmalar, ara ara sakin gitmeler. Ama ben bu görünen 7 kilometrelik sayıcı da 400-500 kilometre önce sıfırlamıştım. Yaklaşık 5000 kilometre sıfırlamadan kullanmıştım. O zaman ise, yani benim neredeyse bütün kullanışımın ortalaması 7,5 litre görünüyordu. Biraz daha yüksek ama yeni kasa R1 kullanan bir arkadaşımdan gördüğüm kadarıyla ise onun yakıt tüketimi 13 litre dolaylarında dolaşıyor. Neredeyse 2 katı. Yakıt tüketimini o yüzden eksileri kısmından artıları kısmına çeviriyorum. Ben kendim için, en azından yeni kasa R6 için. Bahsetmediğimiz çok önemli bir şey var demiştim. O da dostlar tabii ki incelemesini çektiğimiz bu motosikletin günahı fiyatı. Fiyatı dostlar 2017 yılında, inanamayacaksınız, ben de inceleme yapmak için araştırırken öğrendim. 37.500 TL olarak yayınlanmış. Evet dostlar, 37.500 TL. Şimdi o fiyata 0.125'lik bile alamayız. Yamaha R6'nın güncel fiyatı ise dostlar tabii ki ikinci el, üstelik sıfır değil. Şu an 350 bin minimum olmak üzere, ortalama 400-450 bin lira. İnanılır gibi fiyatlar değil, gerçekten üzücü yani. Tabii ki benim bahsettiğim yeni kasa R6 için, yani şu an incelemesini yaptığımız gölge için bu fiyatlar. Eski kasalar için 100 bin lira, 150 bin lira daha uygun. Bir tünel senfonisi dinletmek istiyorum sizlere dostlar.
Dönüşten sonra araba olabilir. Göremediğimiz noktaya gazlamıyoruz dostlar. Evet dostlar, böyle efsane bir sesi var. Dediğim gibi çok emek var. Videoyu beğenmeyi ve hala abone değilsek abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Işık yandı. Bir dahakine. Sevgiler hepinize. Ve umarım istemezsiniz ama çünkü bayağı uğraştım, bayağı yorucu oldu benim için. Başka motosiklet incelemeleri de istiyorsanız yorumlarda dile getirmeyi unutmayın dostlar. Rahmetli altın elbiseli adam Barkın abimizi saygıyla anıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Bugünlük bu kadar. DK kaçar.